biz doğuştan biyolojik bünyemizde programlanmış olarak geliyoruz. Ve bu programlanma hakikaten bu gömülü program diyebileceğimiz İngilizce'deki firmware dedikleri. Evet. Yani şirket o programı zaten bilgisayara gömmüş. Aynen öyle hocam. Bizi yaratan da daha doğuştan içimize, biyolojik sistemimizin içerisine bazı programlar gömmüş. Şimdi Polat, herhangi bir konuda, herhangi bir insanla niçin, niçin, niçin sorusunu sora sora devam edelim. Evet. Neden bu programı yapıyoruz? Bir faydamız olsun Olsun diye. diye. Neden faydasının olmasını istiyorsun? Bu toprakta yaşıyorum diye. Tamam, bu toprakta yaşadığın insana faydalı olmak istiyorsun. Evet. Neden istiyorsun faydalı olmayı? Bir arada yaşıyoruz. Onlara bir faydamız dokunursa hepimiz daha sağlıklı, daha mutlu yaşayabiliriz. Neden istiyorsun faydalı olmayı? Daha mutlu yaşayabiliriz Daha diye. mutlu yaşayabiliriz. Bu seni mutlu edecek. Evet. Değerli izleyenler, bu programda beraber olmak bu beni mutlu edecek. Yani herhangi bir insanın baktığınız zaman takip edecek olursanız zinciri Polat hep altta bir varsayım var. Mesela der ki işte bu çocuğumu daha mutlu edecek. Çocuğun mutlu olmasının için istiyorsa o Beni mutlu mutlu. olursa ben de mutlu Aynen. olacağıma geliyor netice itibariyle. Memleketin iyiliğini neden istiyorsa çünkü bu beni mutlu edecek. Kuşların sağlıklı olmasını için istiyorsun. O kedinin yavrusuna neden bakmak istiyorsun? Neden su koyuyorsun? Baktığın zaman kaçınılmaz olarak günlük yaşamımızda 24 saat takip ettiğiniz zaman alttan alta sürekli bir böyle bir arayış var. O nedenle kaçınılmaz olarak bizim ister biyolojik, ister psikolojik, ister sosyolojik gereksinmelerimiz olsun ama hepsinin kökeninde bizim bir mutluluk arayışımız var.